Ayasofya Camii 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla ibadete açılıyor. Peki 86 yıllık bekleyişin ardından tekrar cami olarak açılan Ayasofya ile ilgili tüm dünyada yankı bulan tartışmanın nedeni nedir? Gelin beraber tarihe bir yolculuk yapalım ve hem sorumuzun cevabını bulalım hem de Ayasofya Camii'ni tanıyalım. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya Camii, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliğiyle sanat dünyasında önemli bir yer tutar. Bu muazzam eser, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. Ayasofya, teslisin ikinci unsuru oğulun bir vasfı olarak mistik bir mefhum olan Sofya, yani ilahi hikmet adına kurulmuştur. Günümüzde Topkapı Sarayı 1. avlusunda bulunan Patrikhane Kilisesi Aya Irini ile birlikte ikisine büyük kilise deniliyordu. 5. yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar Hagia Sophia, kutsal bilgelik olarak isimlendirilmiştir. Fetihten sonra şehrin en büyük mabedi olan Hagia Sophia Kilisesi, Fatih tarafından Ayasofya adıyla fethin sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk cuma namazı da burada kılınmıştı. Ayasofya'nın ilk binası ilk çağ İstanbul'un merkezi yerinde, birinci tepe üzerinde 4. yüzyılda ahşap çatılı bir bazilika biçiminde yapılmıştır. Hristiyanlığı kabul ettiğini açıklayan ve şehri kurup imar eden ilk Bizans İmparatoru 1. Konstantin'in oğlu 2. Konstantinus zamanında bitirilmiş ve 360 yılında açılmıştır. Fakat 404'te bir patriğin sürgün edilmesi üzerine meydana gelen ayaklanmada çıkan yangında kilise harap olmuş, İmparator 2. Theodosius binayı 5 nefli yani bölümlü olarak yeniden yaptırıp 415'e tekrar açmıştır. Bu ikinci kilisede Justinianus ve karısı aleyhine 532 yılında 13-14 Ocak gecesi çıkan Nika ayaklanmasında yanmış ve yıkılmıştır. İsyan bastırıldıktan sonra ona evvelki binalardan daha büyük, değişik ve muhteşem bir şekilde yaptırmayı isteyen İmparator Justinianus, Roma dönemi eserlerini aşan bir yapıt bırakmak istiyordu geride. İnşaat 537 yılına kadar sürmüştür. Justinianus, geniş imparatorluğunun her tarafından malzeme istetmiş, bunun için daha eski yapıların işlenmiş malzemesi de toplanmıştır. Böylece Mısır'da Heliopolis'ten 8 büyük kırmızı sütun, Batı Anadolu'da Efes'ten Artemis Mabedi'nden, Kizikos ve Suriye'de Baalbek'ten sütunlar getirildiği gibi başka yerlerden de değişik cins ve renklerdeki mermerler alınmıştır. Justinianus inşaatla bizzat ilgilenerek yapıda çalışan 10 bin işçiyi gayretlendirdiği ve bu iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir. Yeni Ayasofya 6 yıl içinde tamamlanarak 537'de büyük bir törenle açılmıştır. Kilise bitip de içine ilk girdiğinde imparatorun "Ah Süleyman, seni geçtim" dediği söylenir. Bu çapta ve tertipte bir yapıyı bu derece büyük bir kubbeyle örtmek aslında büyük bir cesaretti. Ancak yapının statik bakımdan bu ağırlığı çok güç karşıladığı da bir gerçektir. Gerek Bizans, gerekse Osmanlı devrinde duvarlara dışarıdan eklenen büyük destek payandaları yardımıyla Ayasofya bugüne kadar ayakta kalabilmiştir. Nitekim 557, 869 ve 986 yılındaki depremlerin yapıya verdiği tahribatlar sonrasında bazen küçük onarımlarla, bazen de yapının kubbesi ve bazı kısımları yeniden inşa edilerek ibadete yeniden açılmıştır. 1204'te 4. Haçlı Seferi ile İstanbul'u işgal eden Latinler, şehirde olduğu gibi Ayasofya'da da büyük tahribata sebep olmuşlardı. Ayasofya işgalden sonra Roma Katolik Kilisesi'ne çevrildi. 1261'de Bizanslıların İstanbul'un hakimiyetini yeniden ele geçirmeleriyle birlikte Ayasofya tekrar Ortodoks Kilisesi olarak kullanılmaya başladı. Bizans idaresine geçtikten sonra ufak bir tamir gören Ayasofya, 1317'de büyük ölçüde tamir edilmiştir. Ancak büyük ve yaşlı binada bu tamirler yetersiz kalmış ve 19 Mayıs 1346'da sebepsiz olarak doğudaki baş kemerle kubbenin bir parçası çökmüştür. Bu sırada iyice fakirleşmiş olan Bizans, büyük zorluklarla ve halktan yardım toplamak suretiyle ancak 1354'te bu zararları giderebilmiştir. 1402'de İstanbul'a gelen İspanyol elçisi Clavijo, Ayasofya'yı harap ve bakımsız bir halde gördüğünü belirtmektedir. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü. Hristiyan dünyasında saygı duyulan bu mabet,
bilhassa Ortodoksların en önemli mabedi oldu yüzyıllarca. Ayasofya İstanbul'un fethinde usulden olduğu üzere şehrin büyük kilisesi olarak camiye çevrildi. 1 Haziran 1453'te İstanbul'daki ilk cuma namazını burada kıldıran Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altında cami olarak hizmet vereceğini duyurdu. Mihrap ve minber yapıldı, çan ve haç kaldırıldı. Mozaiklerin üstü kapatıldı. 1481'de ilk minaresi inşa edildi. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen Sultan II. Beyazıt zamanında bir minare daha dikildi. 1509'daki Büyük İstanbul depreminde ilk yapılan minare yıkıldı, yerine tuğladan bir minare yapıldı. Diğer iki minarede Sultan II. Selim zamanında Mimar Sinan tarafından yapının çökmesini engellemek üzere yapılan yenileme çalışmaları sırasında inşa edildi. Bu sebeple Ayasofya'nın farklı zamanlarda yapılan dört minaresi birbirinden farklı görünmektedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Budi'nin fethi üzerine oradaki baş kiliseden alınan tunç şamdanlar 1526'da Ayasofya'da mihrabın iki yanına yerleştirilmiştir. Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin devlete kalan serveti vasiyeti gereğince bu işe tahsis edilerek İsviçreli mimar Gaspare Fossati tarafından 1847-49 yılları arasında Sultan Abdülmecid'in emriyle geniş ölçüde bir tamire girişilmiştir. Bu arada padişahın camiye gelişinde istirahat etmesi ve bazı kabuller yapması için yeni bir kasr-ı hümayun ile tamamen Bizans uslubu taklidi bir hünkâr mahfili ve avlu kapısı yanına muvakkıthane yapılmış, avluyu çeviren duvar da yenilenmiştir. Aynı tamir sırasında duvar ve tonozlarda mevcut olan mozaiklerin hepsinin üzerleri açılarak bunların Fossati ile o sırada İstanbul'da bulunan Alman Salzenberg tarafından resimleri çizilmiştir. Ayrıca caminin içine dönemin en önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hattıyla 7,5 metre çapındaki büyük yuvarlak levhalar asılmıştır. Yine Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından ana kubbenin 11,3 metre çapındaki alanına Nur Suresinin 35. ayeti yazılmıştır. Ayasofya Camii 24 Ekim 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde Ayasofya 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ramazan aylarında bilhassa teravih namazında çok kalabalık bir cemaatin toplanmasına imkan verir ve padişahın da katıldığı Kadir geceleriyle bayram namazlarında muhteşem bir görünüş arz ederdi. Bu da Osmanlıların burayı ne derecede benimsemiş olduklarının delilidir. Ayasofya mimari özellikleri, süslemeleri, tarihsel ve kültürel önemi ve çağlar boyunca değişen fonksiyonlarıyla eşsiz bir yapıdır. İstanbul'un fethi gibi çok büyük ve tarihsel bir değişimin simgesi olarak kabul edile gelmiştir. Bundan sonra da kendine hayran bırakmaya ve tartışılmaya devam edecektir. Peki siz Ayasofya Camii hakkında ne düşünüyorsunuz? Yabancı ya da yerli turist ziyaretçisi azalır mı, artar mı? Siz ne zaman ziyaret etmiştiniz? Bundan sonra ne zaman Ayasofya Camii'ne gitmeyi düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Sağlıcakla kalınız.